Öğrenmek Hayatta programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki tane özel kitabımız var sizle paylaşacağımız. Yine bunlardan biri şiir. Nalan Nesiboğlu'nun ilk şiir kitabı Aşka Sözüm Var, Başka Sözüm Yok. Nalan Hanım'ın ilk şiir kitabı. Yeni bir şair, kendisiyle konuştuğumda şunu söyledi. Hocam ben dedi 4-5 yıldır şiir yazıyorum. Dedim ki 4-5 yıllık şiirler buysa seni 10 yıl sonra görmeyi tahayyül edemiyorum. Güzel bir şiir kitabı. Şiirler tamamen yürek diliyle yazılmış, hal diliyle yazılmış ve orada ciddi anlamda bir yürek dilini görüyorsunuz. Aşka Sözüm Var dedikten sonra başka sözüm yok, başka söze gerek kalmıyor. Yükseliş Yayınları'ndan çıktı. Kapak düzeni, sayfa düzeni, harika, özenle seçilmiş bir kitap arkadaşlar. Nalan Nesiboğlu kitabın arka kapak yazısında şunu söylüyor. Diyor ki, o kapıda beklerken ve tam olarak aradığını, bulduğunu düşünürken, aslında aramaya, bulmaya, kaybolmaya, kaybolduğun kuyudan çıkıp, aşkla var olup sonra tekrar yok olmaya, bu yok oluşun asıl varlığın olduğunu anlamaya, ikiden bir olmaya ve sonra tekrar bölünmeye, ikilere, üçlere, binlere. Vuslat umudunu da zamanla mekan büyütmesini de ve sabretmesini de öğrenmeye. Bu zamansızlıkta ve mekansızlıkta en büyük ve tek yardımcının varlığın her an gelmekte olduğu, sana, senden yakın olanın olduğunu anlamaya. Sonu ararken aslında başlangıçta olduğunu hayretle idrak etmeye, itiş ve başlangıcın aynı çizgide olduğunu keşfetmeye ve ölmeden önce ölerek ölümü hiç tatmamaya hazır mısın aşk ile demiş. Başka söze gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Yüreğine sağlık, kalemine ve kelamına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir kitap. Hem de tefekkür edenek okunacak şiirler var. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şiir hayatın bir parçası. Ya şiirsiz olmaz, edebiyatsız olmaz diyoruz. Öğrenmenin olması için de bu şart zaten.